yayınımıza katıldın. Nur Sultan'dan Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Özbekistan bağımsızlığının 30. yılını kutluyor. İşte bu vesileyle Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bir grup vatandaşı ödüllendirdi. Detaylar neymiş? Alalım ayrıntıları. Şahruk Bek Alimov Taşkent'ten aktaracak bize Özbekistan gündemindeki diğer başlıklarla birlikte. Her sene 1 Eylül'de Özbekistan bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyor. Bu sene bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlanacak 1 Eylül'de ve bu münasebetle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev çeşitli alanlarda birçok yıllar devamında çalışmalar yapan ve ülkenin imajına katkı sağlayan, gelişimine katkı sağlayan vatandaşları ödüllendirdi. En yüksek ödül Özbekistan Kahramanı ödülü bu sene 4 kişiye nasip oldu ve bu Özbekistan Kahramanı olarak layık görülen kişiler arasında bilim adamları, edebiyatçılar ve sanatçılar da var. Onun dışında yaklaşık 100 kişi daha devlet tarafından ödüllendirildi çalışmalarından dolayı. Her çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve yıllar boyunca Özbekistan'ın gelişimine katkı sağlayan, imajına katkı sağlayan vatandaşlar devlet tarafından Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ödüllendirildi. Öte yandan Özbekistan'da doğa polisi tesis edilmesi ile ilişkin bilgi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı'nın doğayı korumaya yönelik yaptığı bir toplantıda bu konuda bilgi verdi. Yakın günlerde doğa polisi tesis edilecek ve doğayı korumaya yönelik tedbirler daha da artırılacak. Şunu da belirtelim, ülkede ağaçların izinsiz kesilmesini engellemek için bir kampanya başlatılmıştı ve Cumhurbaşkanı toplantıda bu kampanyanın 2024 yılına kadar devam edeceğini duyurdu. Yani ülkede izinsiz ağaçların kesilmesine ve doğaya zarar verilmesine ve atıkların kontrolsüz bir şekilde atılmasına artık engel olmak için bazı tedbirler daha da güçlendirilecek. Dediğimiz gibi 2024 yılına kadar ağaçların izinsiz kesilmesi engellenecek. Son 6 ayda bilgilere göre 316 bin adet ağaç izinsiz kesilmesi engellendi ve bu konuyla ilişkin ceza uygulandı. Artık doğa polisi bu işlerle sorumlu olacak ve ülkedeki vatandaşlar ve kuruluşların izinsiz bir şekilde ağaçların kesmesi ve doğaya zarar vermesi halinde ceza uygulanabilecek. Öte yandan Avrupa Birliği Merkezi Asya sorumlusu Özbekistan'da bulunuyor ve devlet yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Parlamento ve diğer devlet kurumlarında görüşmeler yapan Avrupa Birliği Merkezi Asya sorumlusu Terry Hakala görüşmelerde Özbekistan'ın AB ile ilişkilerini ele alıyor ve Afganistan sorumluluğuna da dikkat çekiyor. Şunu da belirtmek istiyoruz. 2022 yılında Özbekistan'da sivil toplum ve gençlere yönelik iki forum düzenleneceğini Avrupa Birliği temsilcisi önerdi ve yakın günlerde bu forumun yapılması için hazırlıklar başlanacak. Öte yandan Özbekistan Sanayi Kuruluş Bankası Türkiye'nin Maltepe Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladı. İstanbul'da bulunan heyet Maltepe Üniversitesi yetkilileriyle görüşme yaptı ve Özbekistan'da Maltepe Üniversitesi'nin bir şubesi açılmasına karar verildi ve yakın günlerde bu yönde de çalışmalar başlatılacak. Son koronavirüs bilgilerini paylaşalım ve ülkede günlük vakaların hayli düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. 900'ün üzerinde neredeyse 1000'e yaklaşıyordu günlük vakalar. Şu anda son 24 saat içerisinde 834 kişide koronavirüs tespit edildi ve bu daha önceki günlere nispeten daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. 357 kişide ise pnömoni hastalığı tespit edildi. 909 kişi taburcu oldu ve ülkede taburcu oranı %95 olarak devam ediyor Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre. Maalesef 8 vatandaş koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 4 vatandaş da pnömoniden dolayı hayatını kaybettiğine ilişkin bilgiler yine Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşıldı. Ülkede aşılama işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 1.517.000 kişi tam aşı olduğunu Sağlık Bakanlığı açıkladı ve bu çalışmalar devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 128.000'den fazla aşı kullanıldığını Sağlık Bakanlığı açıklıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Özbekistan gündemindeki öne çıkan başlıkları aktardı Şahruk Bek Alimov Taşkent'ten sevgili seyirciler.